Efendim merhaba, yeni bir edebiyat bülteninde daha sizlerle beraberiz. 2021 yılının Nobel ödülüne layık görülmüş Abdülrezzak Gürnah Bey'in bir kitabıyla huzurlarınızdayız. Bugün sizlerle mülteci nedir? Hiç mülteciyle karşılaştınız mı? Mültecilik problemleri nasıldır? Bu konuları ele alacağız. Yazarımız kendisi de bir mülteci olduğu için olayı tam içinden, özünden aydınlatarak bizlerle paylaşmış. İstanbul, Ankara, İzmir gibi kozmopolitan büyük karmaşık şehirlerde yaşıyorsanız bir mülteciyle karşılaşmamanız olanaksız. Hatta mültecilerden dostlarınız bile zaman zaman olmuş olabilir. Bu insanların içerisinde yaşadıkları bir yumak problemler oluyor. Ne tür problemlerle karşılaşıyor bu mülteciler ve neden mülteci konumundalar? Bu konuyla alakalı oluşturulabilecek yüzlerce, belki de binlerce soruya bu kitap kendi içerisinde sormuş, varsayıp cevaplarını hepsini vermiş efendim. Eline sağlık, emeğine sağlık Abdülrezzak Gürnah diyoruz. Çünkü merak ettiğimiz bir konuydu. Bu mülteci ve mültecilik konusu geçtiğimiz yüzyılların en büyük problemlerinden bir tanesi de belki de kölelik ve o kölelik müessesinin kaldırılması mevzusuydu. Bu konuda çok muzdarip olan insanlar vardı filan. Günümüzün en büyük insanlık dramı ise bence mültecilik dramı, halledilemeyen ve içinden çıkılamayan, her gün daha da büyüyen bir problem haline geliyor bu mülteci problemi. Abdülrezzak Gürnah Zengibarlı'dır. Tanzanya'ya bağlı. Afrika'nın bir eyaletidir orası. Tanzanya'nın bir eyaletidir Zengibar. Orada dünyaya gelir ve İngiltere'ye efendim öğrenim maksatlı göç eder. Bu Zengibar da o tarihlerde bir İngiliz sömürüsüdür ve kendisi İngiltere'ye gittikten sonra artık bağımsızlığını kazanır bu ülke. Ve ülkenin şartları değişir. Kaçak yollarla ülkeden çıkmış insanların yeniden ülkeye dönmesi yasaklandığı için yazar ülkesine dönemez ve 20 yıl İngiltere'de yaşar efendim. Orada öğretmenlik yapar. Veneden sonra rejimlerde yaşanan değişiklikler, yeni çıkan kanunlar bu yasaklıların affını getirir ve Abdülrezzak ülkesine döner, ailesini ziyaret eder. Burada yazar kitabın içerisinde iç monolog dediğimiz bir teknikle kitabı ele almış. Sürekli kendisi anlatıcı konumunda, çok fazla diyaloglara yer kitapta yok. Ama çok güzel hayat hikayeleri bu kitapta görüyoruz. Farklı dünyaları keşfetme imkanı sağlıyoruz. Esasında kitap okumanın da en büyük önemli nedeni de bu değil midir? Farklı dünyaların keşfi, farklı dünyalara yelken açmamızı sağlayan bu kitap. Efendim siyahi insanları dediğimiz gibi kozmopolit şehirlerde çok görüyoruz fakat tanımıyoruz. Kimdir bu insanlar? Dünyalarına giremediğimiz ya da tanıyamadığımız, merak da ettiğimiz bu insanları anlatıyor Abdülrezzak Gürnah, çünkü kendisi de bir siyahidir ve İngiltere'de yaşar, mültecidir efendim. Şimdi hikayemize şöyle bir giriş yapalım, başlangıç yapalım ve hikayemiz nelerden bahsediyor ondan alıntı yapalım biraz. Kitapta söylediğimiz gibi iç monolog tekniği kullanıldığından dolayı yazarın bir ismi yok. Sürekli anlatıyor ve ismini hiçbir zaman söylemiyor. İçine kapanmış bir insandır Abdülrezzak Gürnah Bey. O yüzden de Sessizliğe Hayranlık ismini zannediyorum kitabına başlık olarak seçmiş. Bir annesi var. Annesinin kendi hayatında özel bir yeri var. Babasıyla aşık olarak evleniyorlar kitabın anlattığına göre. Babası da bir muallim, öğretmen. Lisede tarih öğretmenliği yapan bir insan. Efendim, daha sonra yazarımız dünyaya geliyor
Ve o da bir müddet eğitimine devam ediyor liseye kadar. Daha sonra Kenya'ya sahte bir pasaportla, oradan da İngiltere'ye uçuyor. İngiltere'de bir yurtta kalıyor ve orada yine kendi ülkesinden tanıdığı bir insanın kendine sağladığı imkanlar ve yardımlarla İngiltere'de eğitim hayatını tahsil ederken Emma isimli bir İngiliz hanımla tanışıyor ve onunla arkadaş oluyorlar. Bir müddet sonra onunla birlikte ayrı bir eve çıkıyorlar ve ev hayatı yaşamaya başlıyorlar birlikte. İlerleyen yıllarda bir çocuklar da dünyaya geliyor ancak hiçbir zaman evlenmiyorlar. Emma'nın anne ve babası her zaman bu yazarı biraz hor görüyorlar hayatları boyunca. O yazarın anlattığı o kişiyi hiçbir zaman onu gerçek bir İngilizmiş gibi kanıksamıyorlar. Hep böyle bir yabancıymış gibi onunla konuşuyorlar ve onu bir türlü benimseyemeyip kendi gerçek hayatların içerisine almıyorlar. Ama Emma gerçekten çok seviyor yazarı. Onun Tanzanya'ya dair hikayelerini dinlemekten büyük bir onur duyuyor ve sürekli o konuya dair sorular soruyor. Yazar da bu anlamda ona eski memleket hayatını anlatırken bazen yalanlar da uyduruyor ya da işte böyle olaylar değişerek anlatıyor. Efendim, o yüzden mesela yazarın kitabın baş tarafında işte dayım diye tanıttığı Haşim'in kitabın en sonunda üvey babası olan Haşim olduğunu öğreniyoruz. İşte kitabın baş tarafında dayım diye anlattığı işte gemiyle Tanzanya'dan kaçan o kişinin esasında yazarın öz babası Abbas olduğunu görüyoruz. Çünkü yazarın kitabın ilk bölümünde anlattığı bir dayım vardı. İşte gemide çalışmak için ülkeyi terk etmek istiyordu diye başladığı bu hikaye kitabın ikinci bölümünde onun Emma'yı kandırmak için ya da işte Emma'ya daha güzel, daha cazip hikayeler anlatmak için gerçek hayatında yapmış olduğu değişikliklerden bazısı olduğunu görüyoruz. Sonradan bunu düzeltiyor. İşte o Abbas babamdı. Babası esasında annesinin anlattığına göre kendisi doğmadan önce eğitim hayatını tahsil etmek için, yani eğitim hayatındaki tahsilini devam ettirmek için evden ayrılmış, yani kaçmış. Annesi dul kalmış ve o yüzden çevrede yakınlarında bir tüccar olan, zengin de sayılabilecek Haşim'le evlenmiş. Emma ile birlikteliğinde bir kızlara dünyaya geldikten sonra ve kızlar artık 17 yaşına değdiğinde kızıyla arasında çok güzel bir diyalog yok, bir soğukluk var, bir kültür çatışması yaşıyorlar kızıyla kendi arasında yazar anlattığına göre. Kendisi bir kimlik karmaşası yaşıyor. Bu kimlik üzerinde durmak lazım. Kimlik dünyada şu an günümüzde en önemli konulardan birisi. Bir kimliği, hangi kimliğe sahip olduğunu yazar bilmiyor. Zengibarlı mı, Tanzanyalı mı yoksa bir İngiltereli mi, İngiliz mi? İki arada bir derede gidip gidip geliyor. Kızı ise İngiltere kültüründe büyümüş bir insan ve böyle bir çatışma halindeler ve kızıyla arasında belli mesafeler var. O yüzdendir belki de 20 yıl sonra annesinden bir mektup gelince imkanlar düzeldi, ülkene dönebilirsin gibi ülkesine dönüyor fakat ne Emma yine de kızını Zengibar'a götürüyor. Yalnız gidiyor. Onlar istiyorlar aslında. Gitmek istiyorlar. Bizi de götür diyorlar ama yazarın daha sonraki bir sefere diyerek bunu erteliyor. Oraya gittiğinde de orada namaz kılıyor. Bu tip detaylar var kitabın içerisinde. Mescide gidiyor orada. İşte oradaki insanlarla tanışıyor. Neredeydi? Nasıl gidiyordu filan. Eski arkadaşlarıyla görüşüyor. Zengibar'ın yeni kurulan yönetimi dünya klasiklerini çevirmek, tercüme etmek istiyor. Bu anlamda yazardan yardım alıyorlar. İşte o memleketini ziyareti esnasında yardım almak istiyorlar daha doğrusu. Yazar onlara biraz yeşil ışık yakıyor ama annesi de bu arada
evli olduğundan, yani evli olduğunu düşünmüyor. Çocuğunun olduğundan hiç haberi yok. Hiç söylememiş. Yazar yazdığı mektupların hiçbirisinde annesine bundan bahsetmemiş. Annesi o yüzden yazarı evlendirmek istiyor ve yazar en sonunda ben bir kadınla yaşıyorum ve 17 yaşında da çocuğum var diyor. Onları bir şoku uğratıyor. O zaman öyle bir durum var da neden bize söylemedin diyorlar. Ve bu arada da yazar hani İngiliz benim karım derse ailesinin kendisini dışlayacağını düşünüyor. Yani yazar sürekli böyle bir iki arada bir derede pozisyonunda, romanın başından sonuna kadar anlatmış olduğu bütün mevzularda, yani sürekli bir kimlik karmaşası içerisinde. Kendi köyünden uzaklaştığı için, yani kendi memleketinden uzaklaştığı için memleketindeki insanları tanımakta ve algılamakta artık zorlanıyor. İngiltere'ye gidiyor, oraya alışmış ama İngiltere'li de değil. İşte bu tam bir mültecilik problemini yazar çok güzel bir şekilde burada bizlerle paylaşıyor. Ve en sonunda Tanzanya'dan yeniden ayrılmak istiyor. Efendim, uçağa yeniden bindiğinde orada Hindistanlı uçakta bir kadınla tanışıyor. O da bir göçmen. Onun da kocası İngiliz ve maalesef kocası tarafından terk edilmiş bir kadın. Onunla arkadaş oluyorlar. Uçak seyahati boyunca ve İngiltere'ye ulaştığında Emma, efendim, yazarı karşılıyor. Yazar diye söylüyorum çünkü ismi yok. Bir isimden bahsetmiyor baş kahraman. İç monolog tekniğiyle sürekli anlatıyor. Emma bunu güler yüzle karşılıyor ama biraz sonra da soğuk davranmaya başlıyor. Meğer Emma artık farklı bir arkadaş kendisine bulmuş İngiltere'den. Bunun üzerine de artık yazar uçakta karşılaştığı bu Hindistanlı kadını acaba arasam mı diye düşünüyor. O konuda da bir iki arada bir derede kalıyor. Bu arada da havalimanında pasaportunu kaybettiği için orada yine bir takım sıkıntılarla karşılaşıyor. İngiltere'ye kaçak yollarla girmeye çalışan bir Tanzanyalı'nın konumuna düşüveriyor bir anda pasaportunu uçakta kaybettiği için. Yani roman baştan sona kadar başlık başlık esasında, hani o tip başlıklar olmasa da bile hayal dünyasında ürettiği çok önemli başlıklarda mültecilik problemini başından sonuna kadar efendim müthiş bir şekilde anlatmış. Mültecilerin dünyasına giriş yapmak istiyorsanız bu kitap kaçmaz bir fırsattır sizin için diyebiliriz. Şimdilik bu kadar. İkinci bir Abdülrezzak Gürnah kitabında daha görüşünceye dek hoşça kalın efendim.